Kader ezeli değil en hamarat benim. Kader ezeli değil en hamarat benim. Evet. Haftanın son günü son temizliği efendim. Hızlıca fincanlarımızı kaldıralım hemen. Hemen. Kadın ne güzel bak gitmiş size tartolet almış. Hiç oralı bile değiller. Kadir kahveni niye içmedin? Beğenmedim. Tadını mı beğenmedin? Tadını beğenmiyorum ya. Bu hafta doğru düzgün bir kere ancak kahve içmişimdir. Sen gel dur bunu ben götüreyim geliyorum şimdi. Tamam. Terlik işine ne diyorsunuz? Zaten en hamarat benim diyorlar ya mesela temizlik de bunun içine giriyor. Madem hamaratlar temizler niye çıkartmadılar ayakkabılarını terlik giymediler? Yeliz Hanım'ın çok da böyle iyi bir ev sahibi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani konuşurken de bir anda tepkileri falan hoş değildi. Zaten terlik muhabbetinden iyi bir ev sahibi olmadığı belli. O terlikler de vallahi misafire çıkacak terlik değil. Bu da bizim bir nazarımız olsun. Bir iş yapacaksınız tam yapın bari madem ya. Madem ayağına terlik vereceksin çıkar adam akıllı 4 tane terlik giy bunları diyeceksin bitti gitti. Kadir'cim evde olanı sunuyor ne var? Ama işte o zaman da konuşuyorlar. Susturamadı bak onları. Neyse adı başı bir terlik. Yeliz Hanımcığım şimdi sen diyorsun ki çocuk yemek yiyor bu evde. Evet. Yalnız bir çocuk için çok sağlıksız bir halı. Saçı, kılı, kırıntısı, çeri, çöpü bu halının içinde. Bu çocuk yere düştüğü gibi, ellere yere vurduğu gibi o bütün toz çocuğun ağzına. Fatma'nın ayağını düşünüyorsun. Bu halının içini hiç düşünmüyor musun? İçindekileri mi çıkartmaya çalışıyorsun? Ben bu halını şimdi bak şöyle ilmek ilmek ayıracağım ve süpüreceğim. He oldu. Dokumacı kızları da çağıralım onlar da baksın. Tamam siz de getirin gelmişler. Ben zaten bu halıyı şuradan sirkeliyorum sürekli. O halıyı da sirkeliyorum. Yani ben şunu ama söyleyeyim. Şak bu olduğu halı... için... Sağlıksız. Şage halılar evde sağlıksız. Evet. Bütün kiri içine emiyor ama çocuklar. Ama sıcak tutuyor. Halı flex döşüt o zaman eve. Halı flex eskide kaldı artık. Allah'ım ya bu da eskide kaldı. Boş ver neyse getir. Şöyle üstünde yürüyelim. Heh. Bakalım ne dökülecek ne dökülmeyecek. Ya ama ayakkabılarla gezinler de normal yani. Hızlı dön. Akşamdan ışıktır. Ya aynalar yaylalar. Ya aynalar yaylalar. Bize Moğla'da ışıktır. Diloy diloy. Ya bir şeyde tam bil gözün kör olmaz. Ben söyledim sen arkamdan geldin. Başım döndü. Kaldır bakayım. Bakın hep parlıyor. Görün pislik değil çiçek tozları bunlar. Evet efendim gördüm. Aman. Allah seni kahretmesin. Ama şimdi bak zaten. Bak şimdi bu çocuk ellerini bu halıya vuruyor ağzına götürüyor. Bak dizanteri, tifo. Abartma. Verem, tüberküloz. Şuradan ucuna bir kızamık da var da neyse görmek istemiyorum. Abartmayalım lütfen. Getir süpürgeyi. Yeliz Hanım'ın temizliği bence üstün körü temizlik yapıyordur düşünün. Çocuğum diye bahsediyor ama yani sadece görünen yerleri hani günlük böyle sileyim, süpüreyim, toplayayım, edeyim diye düşünüyorum. Baş belası bu hallar sokmayın eve diyorum. Sen de sesini çıkarsana. Kümdüğün oraya kaldı kuma kuşu gibi. Bir 20 lira versene. Yeliz'in bugün baktım peteklerinin arasına falan her şey temiz gibi duruyordu ama 5 parmak toz var. Bunun araları? O peteklere hiç dokunmuyorum ben açık konuşmak gerekirse. Sıcaklığından herhalde. Ya hem sıcaklığından hem de zaten ilgi alanıma girmiyor orası benim. Bravo çok güzel bir cevap. Ömrümde bu kadar net bir cevap. Niye silmiyorsun? Vallahi kadın ilgi alanıma girmiyor. Evet. Tebrik ediyorum hanımefendi. Sen küsmeye alışmışsın peteklere de küstün herhalde. Ya petekler şöyle. Petekten bir adım bekliyor. Petekler gelsin bana sil. Kız sen iyi misin? Git kovaya al da gel. Benim ilgi alanıma giriyor. Bizim öyle bir komşumuz vardı da kaynanasıyla küstü. Hmm. Gittim dedim ki kayınvaliden hastalanmış dedi ki o bizim ilgi alanımıza girmiyor. Ama yaptım mı çok geldi. Güzel yaparım. Madem yapıyordun yapaydın işte bunu. Bence Yeliz Hanım temizlikte benim kadar iddialı asla değildir. Bunu yemeğinde ve sunumunda göreceğim. Ama benim gibi temiz asla değildir. Bu bölümü izleyen Nurten Hanım, Arife Hanım diyecek ki bize ev terliği veriyordu peteklerini silseydi önce. Ben şimdi sana peşin peşin söyleyeyim ne söyleyeceklerini. Yani temizliği yapabileceğini düşünüyorum ama çok da titiz olabileceğini düşünmüyorum. Seni Allah kahretmesin. Gel buraya gel, gel, gel. Bu devirde kim peteklerini temizliyor çok merak ediyorum gerçekten. Bu devirde kim petek kullananların %25'i temizliyor diye bak, düşünüyorum. Bak 25'i. Ben işte %7... Sen o diğer yüzdeli kısma mı girmek istiyorsun? Yok 75'indenim ben de. Getir, getir. Allah kahretmesin seni, getir. Oy, 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 oy. Cemile'min gezdiği dağlar meşeli. Ev hanım da tırırı tırırı tırırı. Haydi 3 gün oldu. Cemile ben bu derde düşeli. Gaydırı kupak Cemile'm nasıl edelim de biz bu işe. Peteğimizi silsin Kadir Bey gelip de evimize. Tebrik
merak ediyorum. Bak dürüst bir şekilde açıkladı. Bahane bulmadı. İlgi alanıma girmiyor dedi. İlgi alanıma girmiyor. Petek yani kim evinde her gün petek siliyor? Kim siliyor? Siliyor musunuz? Bir Kadir siliyordur. Yaklaş bakayım artık ben de siliyorum. Kurtuldum çünkü petekten. Kim siliyor? Yani, kim? Siliyor musunuz? Niye hemen ekran başında yaptın? Hemen yapmıyor. Yeliz'in eline bak. Orada bir yemek de yenmez derler şimdi. Çünkü peteğin içinde yemek yiyoruz. Yeliz gel. Aspiratörümde yağ bulamazsınız. Aspiratörümde yağ mı bulamam, yağdan aspiratörümü bulamam. Hani nerede var yağ? Gel bakayım. Aa orayı unutmuş. Şimdi hep böyle baktığın için bir şey göremezsin evet. Ama şöyle baktığında... Oradan oraya o şekilde nasıl bakmamı bekliyorsunuz? Ya. Şimdi hemen sen buna bir yağ sökücü sıkıyorsun. Evet. Hemen bunu ovuyorsun için dışına. Ama önce büyük bir yer bezi verin, ocak temiz bu batmasın. Bunu ocağın üstüne serelim ki buradan yağlar ocağımıza akmasın. Tamam, şuraya güzelce sık yağ sökücüyü. Ben de bir yer gördüm. Ne çıkacak acaba? Kesemden çıkarıyorum kanguru gibi. Bu hafta çarpılacaksın sen, kafaya taktın yani. Çarpmam, işi çözdüm ben artık. Şu görmüş olduğunuz iç kısmını görüyorsunuz. Hemen hastamızın dişlerini söktük, yıkayıp yerine geri takıyoruz. Gördüğünüz tertemiz oldu. Yeni gibi olmuş. Her yeri pırıl pırıl. Üstündeki bütün duvar boyaları. Üf çok kötü kokuyorsun Kadir. Benden gelmiyor ya, tövbe tövbe. Yaklaşınca koku geliyor. Yağ sökücü, başka bir şey kullanmadım ki. Vallahi kötü koktu. Evet içim kalktı. Kız çocuklara mumlar mı pişirdin yoksa sen? Çocuklarıma pişirmiyorum, kendim pişirip yiyorum. Aa buradan geliyor. Aa gider kokuyor demek. Lavabonun gideri bu. Bak onları da kendim kurdum turşularımı. Oo baksana bu ne? Oo fasulye. Evet. Fasulye turşusu, arkada da salatalık turşusu. Onu da var. Çıkartın, marketlerimi görsünler. Çok da lezzetli kurarım, herkese çok belki sever. Ortamın havası değişirdir siz. Hadi inşallah. Nasıl kurmuşum? Doğruyu söyleyin ama Kadir Bey, ne tuzludur ne tuzsuz. Tam oranında yaparım. Evet, tuhaf bir şekilde güzel olmuş. Çünkü lezzetli yapıyorum. Elimin lezzetini turşuda da göstermişim. Ne zaman yaptın bunu? Biz bunları yazın yapıyoruz Kadir Bey, kışın yiyoruz. Çorbasını yapıyoruz hasta olunca. Aa, ilk defa duydum. Yok yapılıyor. Kadir'cim yalnız şu gideri çözmek için şurada kıvrımı var ya... Onun kıvrımı şöyle olması lazım. Yaptım ben şimdi, açım ama şey olsun. Çok temizlik malzemem olduğu için sığmıyor oraya. Öyle yapın ki kokuyu bir daha geri vermesin. Bak şu kısım var ya bak nasıl evet. Güzel özetliyorum. Şu kısma su birikecek ki buradan hava su geri gitmesin. Şimdi artık haftanın son günü sevgili seyirciler. Yani? Yani dün biliyorsunuz Fatma Hanım bize inanılmaz bir hüsrana uğrattı. Fatma Hanım dün etaptan çekildi. Şaka yapıyorsunuz. O gördüğüm 1.90'lı 43 ayaklı Fatma ben yapamayacağım dedi. Aa. Vallahi pes etti. Ay inşallah benim başıma işte. Böyle bir şey ki Fatma abladan böyle bir şey asla beklemiyordum. Herkes çekilir, Fatma abla çekilmez diyordum. Fatma abla nasıl çekilmeye karar verdin? Fatma'yı korkutan etap sana neler yapmaz bilmiyorum. Hazır mısın? Etaba gidiyoruz efendim. Niye öyle cin görmüş gibi oldun? Kombinin modeline baktım, güzel geldi. Hanımefendi hadi temizliğimizi görelim. Bak 5 dakikada çıktı, gördün mü? Evet. Kör olmayasıca senin. Şu gözlüklü ablan mı? Ay o benim ablam. Küs oldun ablam. Evet. Buz bak üstünde resmi duruyor. Ve çok seviyorum. Yani burası benim düğünüm. Burada da en büyük olan bir küçük olan hamileydi. Yalnız ablan da biraz neyse. Ablanla elti olunmayacağını şu an ben buradan anladım. Sen nasıl anlamadın? Buradan selam söylüyoruz hanımefendiye. Yeşim Hanım. Bizi de kardeşiniz doldurdu. Yoksa sizi tanımıyorduk. Hiç de doldurmadım. Nasıl doldurmadınız? Artık size ne dediyse bize söyleyemiyorsunuz. Evet sallıyorum. Nasıl sallıyorum? Demedi mi bir şey? Yalan ablasından korktu şimdi mecbur. Burada kaç yaşındasın? Burada da 17 yaşındayım. Bir ara bu boyun fotoğrafı meşhurdu. Şöyle bir say yukarı saçın arkada. Ne de böyle ince kalem gibi kaşlar modaydı. Boru oldu mu boru? Yaptın mı güzel yapıyorum. Yaptın. Madem yapabiliyorsun niye o zaman yapmadın çölüm kızım? Yine söylüyorum burası da benim ilgi alanıma girmiyor. Canım peteğim senden kadın ne bekleyeyim? Kadın evi ikiye bölmüş. İlgi alanıma girenler, ilgi alanıma girmeyenler. Evet bunlar... O zaman ilgi alanına girmeyen yerlere de ilgi alanını çekecek birilerini bul da onlar temizlesin bari. Hiç onların temizliğine ihtiyacım yok. Bakın 10 saniyemi almadın. Bu ne diyor şimdi siz anladınız mı? Ben anlamadım. Ben de anlamadım. Hadi etaba etaba. Hadi bakalım efendim etaba gidiyoruz. Haftanın son etabı bu arada. 50.000 TL'nin sahibi bugün belli olacak. Bakalım o beşli masada 50.000 TL kimin cebine gidecek? Umarım en hamarat ben olurum. Konfeti benim evimde patlatır ve giderim.
Buna çok gülüyorum gerçekten. Evet. Ne ya? Şöyle su da var. Vereyim. Yiyemediğim bir şey var mı? Hepsini yiyorum. Her şeyi. Sadece patlıcan hariç. Patlıcan hariç değil mi? Bugün patlıcan pişireceksin bize. Evet. Yani düşün yani sevmiyorum ama misafirlerim için yapacağım. Sen yiyebilecek misin? Yiyeceğim. 5 dakikanız var. Tamam. En fazla yiyen kazanır. En fazla yiyen kazanır. 5 dakikada en fazla yiyen kazanır. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Evet, evet hızlanıyoruz Yeriz Hanım. Böyle olmaz. Korkutuyor beni. Tamam, iyi çiğne. Aç ağzını, aç hızlı. İkili combo yaptı. Hay mübarek, maşallah, sübhanallah. Komodo ejderi gibi kadın. Eğilme, yorulursun ha. Midenizi açın. Hareket et, şöyle al, ver al, ver al, ver al. Çok su içmeyin, ağzınızı ıslatacak kadar. 3 dakika kaldı. 3 tane yiyor. Şu an 3. yani 3. yiyorsun. 2-3. Sayın seyircilerim, Yeliz Hanım şu anda harika bir teknik uyguluyor. 2 hamburgeri üst üste koyup duble yaptı. Maşallah. Takır takır gidiyoruz. O masada senin bu kadar yediğini duyduğunu hepsi moraracak. Hepsi moraracaklar ya. Nurten Hanım'a dersin. Nurten Hanım, Nurten Hanım nasıl birinci olmaya geldiniz? Bir tane hamburger yiyememişsiniz. Onların dilleri büyük ya. O yüzden hamburgeri ağzına nasıl sığdıramadılar. 3. İşte bu, bravo. Fare yutan yılan gibi nasıl yedi? Kötü bir haberim var arkadaşlar. Son bir dakika. Dakika azaldı. Ben bu kadının hamilelikte aşermişliğini hiç düşünemiyorum. Zıplayın da yerlesin midenize. Şöyle şey, benim bir arkadaşım var. Hep yemek masasında böyle karnı oluştururdu. Dur yavaş, nefes al, çiğneme bir nefes al. 3. Nefes al, çiğneme, nefes al. 2. Nefes al. 1. Nefes al, çiğneme diyor, hala tepiyor. Tam bir komodo ejderi havası var şu an kadında. Komodo ejderini biz de görsek. Ya görün isteyeceğim de çok içten içe bir görüntüsü yok o yüzden. Yaylalar, yaylalar. Trilaylaylim, trilaylaylom. Trilaylaylim, trilaylaylim, trilaylaylom. Tebrik ediyorum. 5 tane yedin. Nerene yedin sen o 5 taneyi kız? Helal olsun işte bu. İşte kurs. Kursak, işte mide, işte yutak, işte azim, işte hız. Nurten, Arife, Fatma, Duygu. Vallahi yutanın. Yeliz Hanımcığım, biliyorsunuz etabı kazananı masada açıklıyoruz ama siz bu etabı kazandınız. Ya gerçekten yani seyirci de artık bir etabın birincisi sensin bacım. Ama diğerlerine söylemeyelim. Onlar masada. Lütfen siz de aranızda saklayın sakın. Sen şuradan Nurten'e seslen, parayı alıp Denizli'ye döneceğim deyip deyip duruyor. Nurten Hanımcığım, marifet bence parayı alabilmek değil de ödülleri kazanabilmek. Yani ödülü kazanan zaten para. Parayı alır diye düşünüyorum ama yemeklerin de çok önemli, gözünü seveyim. Evet inşallah ya, bunda başarılı olduğum gibi Rabbim yanımda olsun, onlarda da başarılı olurum. İnşallah bu konfeti benim için Kadir Bey burada benim evimde patlatır. Yeliz Hanım'ın çok konuşması bazen çok sinir bozucu olabiliyor. Bugün Kadir Bey'e Allah sabır versin. Zayıflar sinsi olur diyorlar, doğruymuş gel. Sinsi değilim Kadir Bey. Emin ederim bak, hiç dışarıdan göründüğü gibi değilsin. Sinsi değilim gel, ben asla yiyemez dedim, vallahi yedi komodo işleri. Yedim, 5 tane yedim. Bak tekrar görüşürüz. 82 milyona çok güzel bir menü hazırlayacağımı düşünüyorum. Masamda iddialıyım. Öyle güzel menü hazırlayacağım ki hepsi fıs olacak. Eğer Yeliz Hanım bu menüyle birinci olacağını düşünüyorsa hayal kuruyor bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.